Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün Farm Simulator 22'deyiz. Witcher Döver'i direkt aldım ve işe başladım. O işi de yaparken dedim direkt videoya gireyim abi. Videoya da başlayalım. Uzun zamandır demeyeyim de 4-5 gündür video çekmiyordum. Stok videoları falan yapıyorduk. Onları erittik abi. ETS falan çektik. 1.51'i çektim, 1.50'yi çektim. Dedik artık bir farming'in içinden geçmemiz lazım dedik. Derken bildiğiniz üzere buraya şeyimizi kurmuştuk. TMR makinamızın yerini falan kurmuştum. Buradan döner mi? Dönmezse bizim değildir zaten aslan. Bu TMR makinasını direkt dolduracağız şimdi. TMR makinesini doldurmadan önce kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim abi. Tüm yorum ve beğeni yapan arkadaşlarımıza. Çoğu arkadaş Erdal gelsin, Erdal gelsin diyor da Erdal gelemeyecek. Erdal'ın biraz iş, bayağı bir yoğun var. Yoğun işleri var. Yoğun var ne lan? Video çekmeyeli ağzımız da yamulmuş. Tövbe estağfurullah. Şimdi yanlış görmediysem doğru tarlaya doğru gidiyor değil mi? Aynen. Soldan sağda. Şimdi burada bir tane tarla aldım. Bir taktik uyguluyoruz. Bilmeyenler için ufak da bir taktik geçeyim. Tarla alıp sattığınız zaman, eğer olan tarlaları alıp sattığınız zaman, tarlanın mahsulünü alıp sattığınız zaman zarar etmiyorsunuz. Oo, buraya biraz zor gireriz. Şöyle yapacağım. Abicim seni bir tık bekleteceğim. Ama ben sen gitmeden ben onu yapamam gibime geliyor. Sen beni bir geçmen lazım. Arka sıra oluşturmadan. Bekle, 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 bekle. Şöyle bıraksam her türlü girer. Şuradan şu abi geçer mi? Lan ne güzel yana bakma modumuz vardı. Yalan oldu ya. İnşallah 2025'te yaparlar da kullanırız. Oha oha. Yavaş. Biraz ittirirsek düzeliriz. Ben girmez diyordum ama. Ben az önce ne ara kapattım lan makineyi? Az önce C'ye bastım. Şey X'e bastım. Baktım makinenin şeyi. Siz söyleyin. Aa, uçma var lan. Makinenin o merdivenleri kapandı. Onu sonradan fark ettim. Şimdi burayı satın aldık abi. Tamam mı? Burayı yapacağız. Buradan sonra bir yukarıda daha tarla var. Onu da satın alırım diyorum. Şimdi buradaki amacımız ne? Balyayı elimize almak. Arpa sadı. Arpayı mahsulünü almak. Ve buradaki karı başka tarlalara, ne bileyim, başka mahsullere kullanmak olacak. Şimdi bu abi burada yastık başlarını yapayım. Oradan sonra çalışsın bu abi burada. 3000 lira mı? 1000 lira paramız var. 1000 lira parayla da hiçbir şey olmaz ama işçiye vereceğim, mecbur vereceğim. Çünkü Nisan ayındayız. Hayvanlar aç.
Benim soyalar olmadı. Soyaların bir an önce olması lazım. Erdal da yorum yazmış. Neredesin? Aslında şöyle yapsam, şöyle yaklaştırma olsa güzel olur. Şu an ben hem önünü kaldırır diye bekliyorum hem de oyundan atıyor, şeye geçiyor. Say oltuşu muhabbeti falan var, oraya atıyor. Hiç demiyorsunuz, geri kamera tuşunuz var. Çalışmıyor ya la. Kamera bozulmuş. Vallahi kamera bozulmuş. Şu efekti görüyor musunuz? Muhteşem bir efekt ya. Şuradan yine bir short video alayım mı şöyle? Herhalde bir 10 saniyelik, 20 saniyelik bir video aldı diye düşünüyorum. Hiç yukarıda şeye bakmadım çünkü. En azından bizim şeylerimizi, işlerimizi görecek shortlar atalım ki. Uzun zamandır short atmıyordum. Bir tane short attık tırla ilgili. Ondan sonra short atmadım. Atamıyorum, zamanım yok ki. Video bile çekemiyorum. Dün video atmadım. Ondan önceki gün de video atmadım. Ondan iki gün önce stok video geldi zaten. ETS 1.51 ile 1.50 arasında bir video çektim, attım. Burayı gelirken burayı boş bırakacak. Mecbur bırakacak. Da böyle gitsin mi? Yok. Öyle gitsin gelsin ya. En azından o tarafta bir şey yok. Hadi şurada da bir short alalım. Diyecekler ki niye böyle yarım gidiyorsun? Vallahi derler. Şimdi ne yapacaktık? Şimdi orayı hallettim. Balya makinesini getireyim. Bu dolmuş mu lan? Bir şey söyleyeyim, bayağı iyi mahsul var ha. Benim romork nerede? Şunu bir getireyim şuraya, tamam mı? Öyle bir yere kondum ki. Helal olsun bana. Benim romork burada. Belki hayvanları da çoğaltırız. Şuradan aşağı inelim direkt. Tavuklar çekelim bakayım. Tavuklar arpa yiyordu mu ya? Bildiğim kadarıyla arpa yiyorlardı herhalde. Arpa işine de falan gireriz. Şu aynaların açıp kapanması var ya, beni benden alıyor ya. Yak abi yak, tepelenmelerini de yak.
sinyaline verdim. Sinyal verme muhabbeti de bayağı bir güzel. Bu arada abimiz doldurmuş. Geldik, yettim abi. Çok kötü bir durumda kalmış. Onu şöyle yapalım. Fotoğraf çeksek. Şöyle bir fotoğraf alayım ya. Böyle güzel fotoğraflar aldım. Arpamızı doldursun be abi. Ben de balya makinesini alayım geleyim. Oradan işimize başlayalım. Ters yönde kaldığı için biraz uğraştım. Duruşa baksana ya. Muhteşem duruyor abi ya. Tam gerçekçi duruyor. Jondere'ye gerçekten renginden dolayı çok hastayım. Acayip bir sevdiğim bir makina. O yüzden kimse Jondere'yi sorgulamasın abi. Buna baksana ya. Oha. Biz bu abi dolduralım mı, boşaltalım mı diyeceğim de. Bu abiden alalım biz ya. Çünkü o sıraya kadar çok iyi gelmiş. Aç borayı aç. Ufak tefekler beni ilgilendirmiyor. Çünkü tarla benim olmadığı için. Aslında öbür römorku da mı alıp gelsek, ne yapsak? Bir kontrat işine falan daha girsem güzel olur da. Romorku büyütmek lazım artık ya. Ama şimdi yer de yakın. Fazla da bir oynamak istemiyorum. Ne bileyim. Sinyalin sesi var bak, nasıl ne güzel. Dediğim gibi aynalarda bir sağ sol oynamasa güzel olur. Şu hayvanların yerini de bir an önce yapmam lazım da. Hayvanlara bakacağız. Kimse yok ama yine de olsun. Şöyle tavuklara bir yem partisi yapalım. Oha, nereye gittin dayı ya? Çiftliğin yükünü biz taşırız. Volkan çok iyi değil mi? Doğru diyor.
Tavuklara bir bakayım abi. Hayvanlara da bakalım ora. Şimdi tavukların yemi bayağı gayet güzel. Fullensin. Şeyler de güzel. Üretkenliği güzel. Sağlığı %100 olmuş. Ergenliğine de girmiş. Güzel. Şimdi biz bu abiyi şuraya boşaltacağız. Buradan da satışa geçiş yaparım. Şimdi bizim nelerimiz var? Buğdayımız 14 tonluk bir buğday varmış. Arpa geliyor abi. İyi, güzel. 38 ton sabanımız var. Gübre bulamacımız da çoğalmaya başlamış. İyi. Şimdi olay şöyle bir şeyden başlıyor. Balya makinesini nasıl götüreceğiz? İşte bu çok yavaş hareket ediyor ya. Bir romork aslında almak istiyorum da. 6 mi alsak, ne yapsak? Fiyara para yetmeyince batmaya mı gidek? Ne yapalım anlamadım ki. Şimdi benim balyacı abi nerede? Benim balya makinesi nerede lan? Vallahi balya makinesinin de yerini. Aslında var ya, makinelerin hepsini aşağıya taşısan nasıl olur? Yani bence bir güzel bir karar alıyorum şu an. Biraz daha keyifli ve mantıklı bir hareket olabilir. O abide niye şey yok lan? Romorku taktım diye mi acaba? Şimdi bura boş. Tamam, burayı kullanabiliriz veya şurayı bak. Burayı kullanabiliriz. Bence burayı kullanalım, bu sol tarafı. Ora benim için daha karlı. Hızlıca mekana gidelim abi. Arpamızı alalım. Hiç durmayacağım. Sağa sola baktık ve yola da daldım. İyi, zamanlama süper. O abiden güzel bir mahsul daha alırsak. Balya makinesini sizlere göstermem. Direkt alır gelirim abi. Bu abi de dolmaya yaklaşmış. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu abi engeller mi bilmiyorum ama bu abi burada dursun. Ben o ara balya makinesini alıp geleyim. Hadi gidip gelelim. Makinelerin de çoğunu buraya koymuşum. Yerini de buldum. Ama dediğim gibi bunları buradan alacağım. Şimdi buraya biraz ters kalıyor. Sürmeye, ekmeye, biçmeye. Şimdi bunu niye böyle yaptım diyeceksiniz. Bu makineyi buradan alacağım abi. Bu biraz ağır hem. Arkada önde ağırlık varken hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın abi. Bu buradan geçer mi lan? Vallahi geçti. Her işimizi görecek abi. Aşağıdan alır yukarıya çıkarırız. Hiç sorun değil. Önemli olan oradaki işleri bu tarafa çekmek ve makinaları düzenlemeye çalışmak. Çünkü makinenin nerede olduğunu, o nerede, bu nerede diye sormayız en azından. Kapıdan çıkınca içeride abi. Bunun üst tarafı da vardı diye baktım da üst tarafı yokmuş. Hayvanların yeri falan da burada. Burayı gerekirse süreceğim, az kaldı da. Vallahi koca mera ya. Bu sağ taraf bir, sol taraf iki. Şuna bak, koca mera ya. Hayvanın çoğunluğunu yükseltebilirim. Aslında mantıklı, biliyor musunuz? Hayvanları biraz yükseltsem, çoğaltsam nasıl olur? Bence süper olur ha. Biraz tarla alıp satsam var ya, bayağı bir güzel para kazansam direkt başlarız abi. Şimdi bu abiyi
O makineyi açsın abi. Bu abimiz de doldurduğunu. Oraya gelsin. Çünkü ben bunu tarlayı satarsam. Veya şöyle yapalım. Yani mantıklı. Bir dakika abi, hiç uğraşmayacağım. Bana ne kadar bir kredi veriyor? Bir bakalım borcumuz ne kadar var. Şimdi şu yukarıki tarlada buğday var. Buna kadar 67 bin lira. Kredilere gel abi. Borcumuz da yok. 70 bin lira verdi. Hiç sıkıntı yok. Satacağım. Karımı alacağım. Bir gün geçmeden her türlü şey yapacağım için. Şimdi burayı satacağım. Buranın parasıyla da orayı alacağım. Oranın parasıyla da tarlayı direkt tekrardan geri alacağım. Şimdi şu abi geçmeden ben geçemem. Sen şimdi geç abi. Tamam, balyacı abi. Ulan hemen de makinenin arkasına bırakmışım ya. Tepelambamızı yakalım abi. Ay yok olacaksın, kaç oradan ya. Ben burayı da aldım, çok çok iyi oldu. Buranın girişi. Şuradan girebiliyor mu lan? Vallahi girdim. Böyle yastık başlarını ne yapalım? Gel şuradan da girebiliyormuşum. Biraz yukarıdaymış ama sıkıntı yok. Girdik ya. Yukarılarda bana bırakacak mı onu bilmiyorum. Şu an hem buğdayını alıyorum hem de samanını kullanıyorum. İki işi aynı anda yapmaya çalışıyorum ki biraz daha elime mahsul geçsin. Saman geçsin. Balya çünkü bayağı sıkıntıdayım. Şimdi burada da zaten direkt hızlı hızlı dolduracak abi. Şu balya makinelerinin de bir küçüğünü bulabilsem çok güzel olacak da. En küçüğü bu. Masayı zaten seviyoruz. Sevdiğim bir balya makinesi. Yine çıkışları bitmedi tabii ki. Buradan da bir şort daha alınır mı? Bence çıkar. İyi akşamlar dercesine bir selektör attık. Şimdi onu alırım, ondan ona harmanlarsam güzel bir fotoğraf, bir klibe yaklaşık bir klip çıkar. Gözümün de acısı hala geçmedi. Onlarla da uğraşıyorum. Dert çok ya dostlar. Gerçekten dert çok. Hayırlısını yaşamak buysa hayırlısını yaşıyoruz diyelim abi. Allah kimse sağlığıyla sınamasın. Gerçekten zor. Yaşadıklarım ayrı bir şey. Yaptıklarım ayrı bir şey. Geri geri zorla çıktım ya lan. Vallahi geri geri zorla çıktık. Bayalarda sıkıştırdıktan sonra
Kimisi sarıyoruz diyor, kimisi kıştırıyoruz diyor, kimi balyalıyoruz diyor. Bir şeyler diyenler var. Eskişehir'de mesela sarmak diyorlar. Yüklemek yerine sarıyoruz diyor. Bizim orada yükleme var. Biz yüklüyoruz diyoruz. Mesela romorku yüklüyoruz. Orada balyaları sarıyoruz veya romorku yüklüyoruz diyecekleri yerde romorku sarıyoruz diyorlar. Belki stok video yaparım. Bundan sonra bir video daha çekerim %90. Çünkü Cuma günü Zafer Bayramı 30 Ağustos. Bir işler yaparız ya. Yıkama mıkama yaparım belki. Aslında bu tarlayı satmayıp o büyük tarlayı mı satsam diye düşünüyorum. O tarladan da soya almadık işte. Soya alsam var ya o tarladan. Güzel para çıkaracağım elime de. O tarlanın da belirli bir bölgesi şey. Siz söyleyin ekili. Diğer bölgeler ekili değil. Oradan hala mısırı almadım desem inanır mısınız? Vallahi hala almadım. Mısır öylece duruyor abi. Çürüyecek desem yeri yani. Allah'tan çürüme muhabbeti yok da. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Nasıl çalışıyorsunuz diyenler varsa bu şekilde çalışıyoruz abi. Herkül modunu fazla kullanmıyoruz. Kullanmamaya çalışıyoruz. Oyunu ne kadar gerçekçi oynamaya çalışsak da bazen oyun kendinden çıkıyor. Oyun olduğunu hatırlatıyor bize. Bu diyor oyun diyor abi diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. İşte biz de şu şekilde gerçekliği oynamaya çalışıyoruz. Mesela burada hız sabitleyiciyi biraz daha yükseltebilir miyim? Yükseltirim. Hızlı bir gidiş var mı? Var. Ama gerek var mı? Gerek yok abi. Saman balyasıyla ilgili veya çim balyasıyla ilgili daha video çeker miyim bilmiyorum ama yüklemelerle ilgili belki videolar çekebilirim. Joystick kullanmak istiyorum aslında. Joystick'i kaldırdım. Joystick bayağı bir sıkıntı veriyordu bana. O yüzden kaldırdım. İyi bir joystick almak istiyorum aslında da. Nasıl alayım bu durumda? Yani bu durumda nasıl alacağız? O daha ayrı bir konu. Belki bu tarlayı ilerleyen zamanlarda alabilirim ya. Çünkü tarla hem küçük yetkin bir tarla hem de biraz eğimleri falan var ya, güzel biçimleri var yani. Diğer tarlaya daha bakmadık. Diğer tarlanın da bir keyfine bakarız. Onu da doldururuz şimdi. Şimdi şu makinayı doldurayım. Oraya geçeceğiz ya. Şimdi o makineyi buradan alırız. Direkt oraya geçeriz. Şimdi tankı da doldurdu. Balya makinesi de bayağı bir şey yaptı diyebilirim yani. Aa, balya makinesinden büyük. Şey balya makinesi, romorktan büyük balya makinesi motoru ya. Bir de en büyüğünü aldık ha. Oo, bu arpayı boşaltacağız, geleceğiz arkasından şey yapacağız. Neyse burayı da es geçelim, geri dönüşü çekeriz olmadı. Veya bunu bırakayım direkt diğer romork alayım geleyim direkt. Evet dostlar, Hızır gibi girdim ve şöyle bırakacağım abiyi. Av çekin lan edileceksin. Manyak. Allah'tan dolilimiz var da. O kurtarıyor bizi.
Bu da siz söyleyin. Volvo'nun DLC'siyle beraber geldi herhalde. Bu Premium Expression mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Bu da mod diyorum ya, DLC. DLC ile gelen bir romorkumuz. 30 dakikalıkta bir video oldu. Aslında zamana da sıkıştırmamız lazım diyorum ama sıkıştıramıyoruz. Bu abini mecbur sokacağım. Öyle gireceğim abi. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve tekrar abone değilseniz abone olmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim abi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bundan sonra hemen bir stok videosu daha yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.